Türk Milleti Televizyonu'ndan siz değerli izleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum değerli izleyenlerimiz. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Tabii ki de ele alacağımız konu belli. Koronavirüsten bahsedeceğiz. Covid-19'dan bahsedeceğiz. Tabii Irak genelinde baktığımız zaman işte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tedbir amaçlı alınan bu karar vatandaşlar üzerinde ne kadar etkisi olacak? Şu an Kerkük'te vaka sayısı kaça yetişmiş durumda? Hastalar açısından ilerleme oldu mu yoksa pozitif yönde mi, negatif yönde mi detaylı bir şekilde konuşacağız. Şu an bizlerle birlikte Kerkük Sağlık Dairesi'nde Ali Hasan, kendileri operasyon ve acil bölüm müdürü ve aynı zamanda kriz masası üyesi olarak bugün konuğumuz olarak programımıza katıldılar. Ali Hasan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim bu davete. Şimdi doktor bey, tabii ki de Covid-19 aylar oldu diyebileceğiz artık, aslında bir ay aştı ama işte daha öncesinde Çin'de başladığı için daha sonra İran ve İtalya, Fransa derken İspanya aynı şekilde Amerika'da aynı krize geçti. Ve bugün itibariyle işte dışarı çıkma yasağı da ilan etti. Tabii bunu detaylı bir şekilde konuşmadan önce şu an elinizde bulundurduğumuz rakamlara baktığımız zaman Kerkük'te vakalar tespit edilmişti. Karantinaya alınanlar oldu. Karantinadan Allah'a şükür sağ salim çıkanlar da oldu. Şu an hangi aşamaya gelmiş durumda? Bizim baştan söyleyeyim. Bizim Kerkük'te toplam 7 hasta oldu, tespit olunmuştu. 7 hastanın 6 dahaki sağlığına kavuştu hamdolsun. Taburcu oldu, bizim merkez tedbir ve bayiden çıktı. Bir tane vatandaşımız kaldı burada sadece. Karantinaya alınmış bizim 25 vatandaşımız var idi. 25'ten düştü sayı 17'ye. O 8 dahaki süreni bitirmişti, 14 günü taburcu oldular. Biz de 2 gün sonra ayın 20'sinde 15 tane gene taburcu olacak bizim Kırmızıhane'den. Sadece kalacak 2 vatandaşımız kaldı bizim orada. O da ayın sonunda orada da taburcu olacaktı. Şimdi bizim Kerkük'te durumumuz Allah'a şükür çok iyiydi. Sürekli bizim doktorlarımız ve kadirlerimiz müsteşfelerde ve merkez sıhhiyede vatandaşlardan taun edildiler, çalıştılar, fahsettiler özlerini. Bizim dünen 6 şüphane varımızdı müsteşfelerde. Kan aldık, gönderdik Bağdat'a. Bir gün inşallah neticesi çıkar. İnşallah Allah'tan dağımız orada negatif çıksın, salif çıksın. İnşallah bizim tedbirimiz devam eder. 24 saat bizim telefonlarımız açıldı. 123 numarası açıldı. Bakanlıktan verildi bize. Aynı vakitte bizim müsteşfeler 24 saat tavaleler doktorlarımız var orada. Vatandaşın her kimsenin bir şikayeti var ise, yani bir sorun var ise, hastalığa diğer mesela girip kimin arazi var ise edebilir müracaat etsin bizim müsteşfaları. Doktorlarımız orada fahsediler özünü. Bizde bazı şurutlar var. O tatbik oluruz üzerine. Alacak özünü Radhe Vabayi'de. Radhe Vabayi'de orada kalacak kan aldık özünü, meshat aldık özünü. İkinci gün Bağdat'a gönderdik. Ona göre biz tedavirimiz maaşıydı. Peki doktor bey, şimdi Kerkük'te dışarı çıkma yasağı oldu. Kim vatandaş işte bu karardan dolayı mutlu olurken kimisi üzüldü. Özellikle de işçiler açısından bahsedecek olursak. Çünkü bir iş imkanı tamam, vardı. Şimdi bizim... Tabii sağlık açısından alınan bir kararı siz nasıl buldunuz? Bu çok bir önemli bir karardı. Bizim bu virüs korona kanşar yani en iyi şey ettiğimiz bu men eticvaldi. O da nişi. Bizim yani bu virüse öğünde durmak için gerek men eticval olsun. Gerek vatandaşlar evlerinde otursunlar. Kalabalık yığışmasına bir yere. En kuvvetli, en iyi şey vasat nakil kalabalıktı. Bir tek yakın olanda, mesela 10 tek bir yerde olanda, ihtimal bir tane daha var ise ama arazi yoktu, bilmiyorum. O bir arkadaşlara intikal edecek. İntikal ettiği ihtimal var. Bu 10 tekten bir tane daha arazi çıkacaktı. O bir şeyler çıkmayacak. O 10 tek aynı o bir şeylerde intikal edecek. Bizim bu hedefimiz men eticvaldan, ki bizim Vuzaret Sahanen ve Dara Sahakerkün vücut nadariydi. Nişi, hatta vatandaşlar evde otursunlar bir hafta boyunca. Kalabalık olmasın, sayıları da kıvaza. Ben sarahten şimdi baktığımız gibi dünyada İran elden çıktı. Türkiye 17 kişiden 100 kişiye çıktı Türkiye'de. Bir gün sabah haberlere bakırdım. İspanya'da aynen yani isabet adetleri 400'den 500'den bir kere arttı, 2000 kesire. İtalya önemli. Çok çıktı. Ölen de çok oldu İtalya. 2400 civarında ölen var.
İspanya aynen girdi şeye. Ve biz baksak da bunların hiç bidayet tedavir almadılar. Vukayı etmediler. Yani ticari etmediler. İlla şeker elden çıktı zaman ya da tedavir aldılar. Yok biz istedik elden çıkmasın. Sarahta bizim ki Irak'ta sıhhi durum bizim bakan sıhha bakanlığı Bağdat'ta açıkladı. Dedi bizim ki sıhha Irak'ta bir kez şeyimiz az imkaniyatımız. Ve gerek biz bu icraatları alak. Hatta mesela İtalya kimin olmayak, İspanya kimin olmayak, İran kimin olmayak. Onlar da sıhha daha fazla yüksek bir mertebedeydi. Sayıtlar edebilmediler, elden çıktı. İnşallah biz bu men ihtiyacı ettik. Hatta vatandaşlar da kalsın, himayet edin o zar için. Biz istemiyoruz aynen, mesela ayrı memleketler kimin intişar etsin, vaba olsun. Olduğu zaman Allah etmesin, ihtimal var, ölü sayısı çok oldu bizde. Elhamdülillah bizde köyde ölü yoktu sadece. Bir tek hastamız var, o da vaziyet çok iyi dediğim kimin. İnşallah o da şifasına kavuş, 2 güne kadar kavuş inşallah. Bizim Kerkük'te ölen yok Allah'a şükür ama Irak genelinde kaça yetişti? Irak'ın dünen şeyine kadar 11 kişi geçindi. O da ölenler ömürde ve yiğidiler. Bir de ameliyat etmişti. Çoğu ameliyat etmişti mesela. O sebeple manadar zayıfıydı. Virüs de girdi üzerine. Aynı vakitte geç müracaat ettiler müsteşfaya. Yani müsteşfaya girdi. Vaziyet hatardı. Mesela köşkü iltihabı edipti. Aciz kilye var. Özünde yanında aciz kalp var özünde. Bu hastalar bizde öldü ama bizim yani Irak'ta bir genç vatandaş ölmedi şimdiye kadar. Hapsi de ölenler ömürde büyüktü. Hatta haricde de ölenler mesela. Hapsi ömürde büyüktü. Peki doktor bey, şimdi hani dünyanın birçok yerinde bu hastalık oldu. İşte geçen haftaya kadar Türkiye'de de olmadan önce, görülmeden önce ben okurken şu malumata yetiştim. İşte Dominik Cumhuriyeti, bir de Türkiye'de görülmemişti vaka. Daha sonra Türkiye'de de oldu. Şimdi bilmiyorum Dominik Cumhuriyeti'nde oldu mu olmadı mı. Ama dünyanın her yerinde de böyle işte dışarı çıkma yasağı ilan edilmedi mesela. Tamam, okullar tatil edildi, belli bir yerlere gitmeme konusunda önlemler alındı ama dışarı çıkma yasağı mesela ilan edilmedi. Bizim Irak'ta hemen şimdi böyle bir sadece, karar alındı. Pardon, şimdi bu baksan haberlere, dün sosyal medyada video andı, İtalyan cadeleri boş batal. İtalyan cadeleri boş batal. İspanya aynı, Amerika haberler dün gece haberlere bakırdım da. Amerika ilan etti aynen. Hazreti Cuval aynı gibi. Ama bizde Hazreti Cuval ne fikri sağladı? Biz bundan bir 10 yıl, 15 yıl önce emniyet iyi derdiydi. O şey biz o fikre var bizde. Yok. Bu men etti Cuval sadece yani milleti birbirinden uzak tutmak, kendi yanında kalmak, vukayet etmek dost için. Ama haricde bu şeyler var. Kendi milletler özleri evde özlerini tuturlar. Bizim vatandaşlar yani o kadar bu virüse şey gözden bakırlar, hor gözden bakırlar. Şöyle bir virüs bir şey yapmaz mı? Yok öyle değil. Bu virüs bizim mesela babamız var, nenemiz var, ömürde büyüktü ya da kocamız var işte, ya da birbirimiz var işte, ya da ömürde büyüktü. Bunlar için tehlikeli bu virüs. Tamam, gençler için vücutlar kuvvetli, manaları kuvvetli, onlar için tehlikeli değil. Yani bu men'i tecval söylediğimiz çok önemlidir. Yani birinci vukaya ve ilaç şeyden virüs COVID-19'a vukayadır, evde kalmaktır. Yani bu birinci ilaç. Ondan sonra bizim sadece 2-3 ilaç var veriliyorsa o da tecrübedir. Şimdi hiçbir alemde, ne Çin'de, ne Amerika'da, ne de İtalya'da, ne de Almanya'da ilaç vurulmamış özne. Sadece zaten ilaç veriliyor. Zaten bir türü de. Aynı zamanda öyle. Aynen grip gibiydi. Sadece fark ondan daha ne olacak? Ateş çok yüksek olacak. 38-40 derece civarında olacak. Kuru öskürme olacak. Köşkü akıracak. Nefesi dar olacak. Bağışıklık sistemi. Ha, nefesi dar olacaktı. Şimdi bizim grip hastanede nefesi dar olmaz. Yok, bunda nefesi dar olacaktı. Bu arazlar farklıydı şeyden. Bizim yani kaç vatandaş var? Şüphelenir o zaman. Geldiler, nefes darlığı yok o zaman da. Sadece grip arazileri var zaten ama söylüyoruz, ben öyle telamuz yetmiştim. Yani sonra da netice çıkır negatif, Allah'a şükür taburcu olur, eve gelir. Önemli bir şey. Tabii benim dikkatimi çeken videolardan bir tanesi işte bunu İtalya'da da gördüm, İspanya'da da gördüm. İşte orada yüksek apartmanlar olduğu için vatandaşlar kapılara, pencerelere çıkmışlar. Kimin elinde gitar, kimin elinde saz, keman, şarkı söyler. Kimse dışarı çıkmadı ama böyle birlik, beraberlik içerisinde yani böyle o anı günlük hayatlarına devam ediyorlar bu şekilde. Maalesef bizim Irak'ta bakıyoruz işte böyle dışarı çıkma yasağı olduğu zaman işte herkes evine kapanıyor, herkes haberler izliyor. Bir korku var insanların içinde. Ya bunu gidertmemiz gerekir aslında. Şimdi bizim sosyal medya üzerinde mesela
televizyonlar, izahlar bunu gerek fazla milletle tevhiye etsin özlerini. Korku yani gerek korkmasınlar. Öz bir varoluşçu. Vukaya ele giden sen özü. Nece vukaya edeceksen, kalabalık etmeyeceksen, alu pek tutacaksan. 4-5 kere günde alu yakacaksın. Zaten vatandaşı çok kerkükte Müslüman da 5 defa namaz kılırlar, abdest alırlar. Ondan da fazla 1-5 kere daha Allah'ın yakası 10 kere olur. Sabundan ya da kuhuldan Allah'ın takim edebilirler. Yazı çıktıkları zaman yani şimdi bizim tamamen ihtiyacı oldu ama fırınlar açık, ekmek hanalar. Bir de bizde eczaneler açıldı. Şimdi ilaç almak gittik zaman ya da somun almak, ekmek almak gittik zaman Allah kullansın, elçilik kullansın. Lan şimdi en kuvvetli intikal ne olacaktı? Telemiz olacak bu söylediğimiz kimin ve bakanı söyledik mi? Para sayacak ya da bir miyeze el vuracaktı. Ondan sonra ağzına ya da burnuna ya da gözüne el vuracak, onunla geçecek. Ama biz söylüyoruz elini yıkasın, elçilik gitsin. Elçilik zaten soyundan sonra o mikroba ise de elçilikte gidecek, elpe kalacak. Ondan sonra yakacak. Hiçbir şey yok. Sadece bu kayı etmeye yeterli olur. Evet. Peki doktor bey, şimdi siz işte operasyon ve acil bölüm müdürü olarak mesela karşılaştığınız vakalar içerisinde hiç acil bir şekilde acile gelen böyle kendini çok kötü hisseden veyahut da yere düşen böyle bir durumla karşılaştınız mı? Bizim acile gelen oldu. Bizim ilk hastamız acile gelmiş kendi. Allah razı olsun. Yani dışarıdan gelmişti, hariciden gelmişti. Bir nefes darlığı hissetmiş. Geldi bizim acile. Acilde bizim doktorlar sağ olsunlar ilaçla keşfettiler özünü. Haber verdiler bize. Biz onu Rıdhavabaya'ya koyduk. Yani ilk müsteşfa Irak'ta, o da Kerkük'te, müsteşfa Kerkük am oldu. Bu hastalığı keşfetti. İcraatımız tamam oldu. Aynı vakitte vabayı koyduktan sonra sorduk kim var daha sağından hariciden gelen. Söyledi bacım var, bacımın eşi var, çocuk babası kendisi gitmişti özeriden. Şimdi biz operasyon bölümü olduğu zaman bizde esaf var, ambulans var. Biz 6 ambulans teşhis ettik. Sadece virüs korona halatla ilgilensin. Yani İştibah var ise onu da nakledeceğiz, para yatacak. Musab var ise aynı onu da. Aynı o ambulansları biz devreye soktuk. Gittik o vatandaşın evinden kalan ailesini getirdik o esnaflardan müsteşfaya. Ondan sonra o esnaf tehir oldu. Bizim maddelerden takim ettik özünü. Sadece 6 esnaf bu işte kullandık özünü. İndiye kadar 6 esnaf var. Her halletten sonra bizim sayıktan o müsef seyranı tehir ederler. Sonra kendilerini aynen asbablarını soyundan sonra vukaya diyarı olsun. Soyundan sonra da aynı tahkim olurlar. Oh, bizim yani Kerkük'te ilk dedim müsteşfa Kerkük oldu. Bu işe baktı. Ondan sonra şubhalı oldu. Müsteşfa Azadi'de şubhalı oldu. Müsteşfa Tavuk'ta şubhalı oldu. Ama bu neticeleri bizde şey çıktı. Negatif çıktı hamdolsun. Şimdi doktor bey hani videolarda istiyorduk işte mesela İran'da olsun, İtalya'da olsun, Amerika'da olsun, başka ülkelerde böyle yürüdükçe düşenler mesela özellikle Çin'de aynı şekilde. Ama Kerkük'te Allah'a şükür mesela böyle vakaya yakalananlar veyahut da teşhis konulanlar böyle bir durum olmadı yani aniden düşme konusu böyle bir konu olmadı. Bizim olmaz. Bizim tedavirimiz iyi oldu. Vatandaş özü kendi gelir müsteşfaya ya da telefonu açılır bize. Ben İran'dan gelmişim, o da Zeyrek'ten gelmişim, o da başka muhafızdan gelmişim. Bir arazi var. Kendi gelir. Yani da esnaf biz ambulans gönderir, arkası getirir özünü. Bu sosyal medyada öyle yere düşüp şey bu temsil bence görürüm özünü. Yani bizim dünen telefon açtılar bize. Bir vatandaş muhafaza fülkesine düşüp yere. Ambulans gönderdik. Bizim sayıklar, musaflar ödeden girdiler. Kaldırdılar çıktı bizim vatandaşta epilepsi var, sara var. Düşmüş orada. Her kişi resmini alıp Face'e verdi ya da sosyal medyaya verdi. Virüs koronadan düşmüş. Ama öyle şey yok. Bizim vatandaş yani o kadar hasta olduğu zaman da yazıya çıkmıyor. Bize telefon açıp ilaç yapıyoruz. Bağdat'ta aynen 3 resim gönderdik. Aynen beşer, aynen asbab. 3 farklı yerde uzanıp resmini alıp Face'e verip kendi veripti. Sadece safhası müşahedesi fazla olsun. Bu Hatta biz hakkında bence bir icraat alması gerekmez mi yani hükümet vallahi tarafından? çok zorur da icraat alınsın hakkında. Yani bizim Kerkük'te bu halat olmuyor. Dedim de bir vatandaş sarı avariyeti düşmüştü. Ama başka Bağdat'ta oldu bu maalesef yani gerek kıyadet ameliyatı Bağdat'ta bu onun hakkında icraat alınsın. İşte bu belbeli yapıyor. Vatandaşı korkadır. Yani gerek bunun hakkında icraat alınsın. Peki doktor bey mesela örnek vereceğim şimdi. Hani değerli izleyenlerimiz de bunu bilsinler açık konuşalım.
birinde vaka var mesela, birinde koronavirüs var. O an düştüğü yere ben onu oturup izlemek olmaz yani. Mecbur ona gidip yardım edeceğim. Mesela elimde eldivenim yok, maskem yok. Gittim kaldırdım onu, taşıdım onu. Tamam mı? Gereken yere getirdikten sonra ben elimi yıkarsam, yüzümü yıkarsam veya affedersin elim böyle ağzıma değmezsem, burnuma gözüme değmezsem o vaka tekrar bana gelebilir mi yoksa gider mi benden, kalmaz Yok, mı? o söylediğim gibi kaldırdığı zaman mesela sen kaldırmazdan havale edebilirsen gerek ağzı, burnu ya da bir ceketten ya da bir kemiğin kömlekten bağlayacaksan ondan sonra kaldırsa da alıkta yok işte. Ulaşırdık hastaneye. Orada söyleyeceksen mavat kuhulümüz var bizim. Takip edeceksen ondan sonra pek orada yıkanacaksan asbabı bu müsteşfi içinde yani has bir yer var. Orada soyacaksan özünü. Yani biz oradan sana asbab verecek ya da eve telefon açacaksan asbab yatıracak da sana için. O kadar daha şey yoktu, korku yoktu. Ne kadar alo ağzıva ya da burnuva ya da gözüva vurmayıpsa korku yoktu. Yani sadece bu üç yerden koronavirüs girer Ama adam. en azından o anda mesela bir burnumu kapatmak zorundayım yani. Burun ve Ha, ağız o kesinlikle çok özel, kapanması çok gerekiyor. önemli o kapatmak. Çünkü yani insanlık hali, mesela karşında Şimdi görüyorsan ha biri o insan yardım etmek zorundasın. akit yok yardım bizim vatan şeyimizin vacibimizdi. Şimdi bizim Allah razı olsun Allah saklasın diyorsun Seyyid Ali Sistani diren bir cihat kifai kimini verdi. Her kim ilaç ederse bir vatandaşı virüs korona virüsü ya da özünde olsa rahmetli olsa bu şehit sayılacaktı. Bu da çok bir önemliydi. Çok bir kuvvetli destekti bizim doktorlarımız için, kendi sayıklarımız, müsteşfiler, sadece çalışanlar için. Şimdi bu, şimdi nece DAEŞ'in Kınşar'ına cihat kifayı verdi. Haçlı Şabi oldu. Şimdi aynı bizim bu meslekte işleyenler, uzat sahada işleyenler hepsi, yani Allah etmesin bir tane ölse şehit sayılacaktı. Peki merkezi hükümet tarafından gerekli destek sağlanıyor mu? Özellikle Kerkük için baktığımız zaman. Yani Kerkük'te şu an alınan kararların birçoğu, işte Kerkük'te milletvekilleri olsun veyahut da siz kriz masasında işte sağlık dairesinde Sayın Kerim Veli ile birlikte veyahut da Vali ile birlikte bu şekilde gereken kararlar alıyorsunuz, tedbirleri. Merkezi hükümet tarafından bir destek geliyor mu? Merkezi hükümetten destek geldi bize, para geldi. 384 milyon para verdiler bize. Onu dediler yani neye ihtiyacı varsa o paradan Mesela harcayalım. hastanelerin tahsisi, işte Keyvan ve sanayi bölgesindeki hastaneler. Sanayi bölgesindeki olan merkez tedbiri vabayı onu biz muhafızadan yardım alındık. Allah razı olsun muhafızdan bir miktar para tahsis etti. 3 günün içinde bizim Dar-ı Sıhha kriz masası gece gündüzden durmadıktan işledik. 3 gün içinde hazır oldu. 50 kişilik bir yerde orada hazırladık. Her şeyin sıfırdan yaptık. Yani dürüstlendik, koyduk. Yatağı, eczacıları, her şeyi yenge oranın. Her şeyi yenge. Bizim bazen daha sahadan para da var, bazen de bizim muhafızanın parasıyla oranı aldık. Allah razı olsun birinci günden bizim yani Doktor Kerim bu işi kıyade etti, tehavun etmedi. Yani çekilmeyip de her birinci günden özü kıyade ederi, hatta hastaları getirmek, evden özü gideri, hastaları müsteşfa, birinci hastalarımız bizim müsteşfa Kerkük'teydi. Ondan sonra hayısına yapardı özünü. Özü Doktor Kerim özü hazır oldu ve Doktor Sabah Müdür Kısmı Sıhha Amı kendim de oradaydım. İsafatlara orada işraf edirdim. Kendi Doktor Kerim'in işrafında hastaları oradan pardık şeye. Yani her şeyde bizimle Allah razı olsun Doktor Kerim çekilmeyipti. Aynen kaid meydanıydı. Bizim doktorlar da aynen pardık o zaman merkezde bir babaya. Ondan sonra Müsteşfa Keyvan'da idarası şirket nafıt Allah razı olsun zaten taun ettiler bizim için. Müsteşfa'nın umratımızda koydular. Her şeyi tevafir ettiler bizim için Hacır'da. Yani Hacır'da olan odalar diyebilirim 5 yıldız bir oda kimindi, televizyonu, her şeyi yenge, her şey orada hazır. 3 vakit yemek yedir özler için. Doktorlarımız var orada, kadilerimiz var. Bizim bu 17 vatandaşımız kalıyor orada. Günde 2 defa, 3 defa sürekli bakılır özlerine. Fahs edilir, ne istiklal var, ne ihtiyaçlar var. Her şey yapılır özler için. Peki doktor bey, mesela bu hasta şimdi orada ailesinden, çevresinden kimse ziyarete gidiyor mu? Ziyaret yasaktı bunlar için. Sadece telefon var ve hatta biz birinci günden de internet kurduk özler için. Dedik sosyal medyadan, videodan da görüntüsün ya, kendi ailesine hatta durumu görsün.
Birinci günden bu şeyler biz tef'il ettik o zarçın. Ama görmek olmaz. Sadece edebililer yemek getirsinler o zarçın. Meyve getirebilsinler. Zaten biz yemek de meyve de her şeyi tevfir etmiş o zarçın. Kedâret sıhhat. Ama ehliyatı isterse de getirebilirler. Peki bu hastalıkta belli yemeklere kesilme veya da kısıtlama olur mu? Mesela şu yemeği yememesi gerekir. Bunu daha fazla yemesi gerekir. Ha, yememesin yok ama her şey yesin yolunda. En biz tavsiyemiz meyveler yesin, limon yesin, portakal yesin, biber, soğan. Bunlarda ne var? Vitaminler var. Vitamin C var o zaman da. Bu menen kuvvet edecek, yardımcı olacak. Defense sistem adam canında olduğu zaman buna vitamin C yardım edecek o zaman. Adamın menen az kuvvetli olduğu zaman virüse utacaktı. Yani öyle bir şey. Yani bizde white BC var. Bu white BC nedir? Kuraya demir bayta şey virüsü kablayacaktı. Bu daha güçlü olmak için vitamin C'ye ihtiyacı var. Başka vitaminlere ihtiyacı var. Bu dediğimiz gibi biber de var, limon da var, soğan da var, bürgül şey afesan karnabit de var. Bunlar faydalı yemektir. Zaten biz bunları tevfir etmişiz vatandaşımız için. Ehliyetler de askeri getirdiler o zaman için. Şimdi bu tedbir amaçlı alınan, tabii alınan bu karar, dışarı çıkma yasağı umuyorum ki iyiye doğru gidecektir. Önümüzdeki haftaya kadar sürecek ama önümüzdeki haftadan sonra tekrardan böyle bir karar alınması gibi bir durum hiç düşünüldü mü? Düşünmüş gözünü. Ama karar verilmedi. Sadece biz bu haftanın sonu, bugün ilk gün şeyin tenfizi. Bakak haftanın sonunda neticemiz nerede, vaziyetimiz nerede Kerkük'te? O çaramızda olan muhafazalarda, mesela Erbil'de, Süleymaniye'de, Diyarede, Salahiddin'de, Bağdat'ta Ama Erbil mesela 2 gün verdi, daha sonra tekrar uzattılar. uzattılar. Şimdi biz bir hafta verdik. Daha yani bizimki bence daha iyiydi. Bir hafta verdik. Haftanın sonu bitmezden evvel ona kadar bu 4 günde 5 günde ne olacak o az bakacak, dirasat edecek her bir nahiyeden. Ona göre bir daha karar alacak. Yani temdid olacak. Yani de bu bir hafta yeterli olacak. Değil olacak. Rafah'da tecvar normal hayatımızda. Zaten bizim vuzarat kademiye devamındaydı. Vuzarat sıhhat, kedara sıhhat, kerkük bizim devamımız 24 saat. Cuma sabit yok bizde. Yani gece gündüzümüz her daimen dairedeyiz. Telefonlarımız açıktı. Kadirlerimiz, doktorlarımız, mütevacitle müsteşfiyette. Yani bizim için zaten atla yok. Yani atla olan sadece bizde uzat terbiyede, başka uzaretler böyle kademi Dükkanlar, dergiler. dükkan sahibi, alışveriş merkezleri. Alışveriş merkezler. Zaten bizim asoklar da dönen muhafız açıldı. Asok mesela mavi gıdaya satanlar açılacak. Günde 3 saat 8'den 11 sabaha kadar. Eczanalar açıldı bizde zaten geceye kadar. Allah razı olsun bizim vatandaşlar, eczanacılar bir şey açtı yani Sadriyat Hafire adında. Bunlar açık olacak memleket şeyde yani her mantıkada. O da neden tarafı? Bizim bazı vatandaşlar var, ihtiyacı var. Kronik hasar, şeker hablarına, zıht hablarına. Hatta bunlar daima tapınsın bulunsun yanlarında. Peki Ali Bey, şimdi bir hafta sonra tabii ki de belki normal bir şekilde günlük hayatımıza devam edeceğiz. Sokağa çıkma yasağı kalkacak ama asıl sorun da şurada. Mesela yurt dışından gelenler, özellikle de İran'dan gelenler bu virüsü taşıyıp buraya getirdiler. Bir hafta sonra işte dışarı çıkma yasağı kalkarsa veyahut da yollar normal olursa tekrar oradan buraya geldikleri zaman yeniden vaka görülme ihtimali olmaz mı? İhtimal olur. Şimdi biz dışarıdan yani Irak'ın hariciden geldiği zaman vatandaş haksız devletten gelmişse bu ise bunlar hacır olur 14 gün. Şimdi bizim Kerkük'te vatandaşımız var idi. Süleymaniye'de hacırdaydı. Koymadılar Kerkük'e gelsin. Yani hüdütten girdiği kim rastlan ya da motordan girdiği zaman rastlan bunlar vardılar hacıra. Orada oteller tutmuşlar. Orada hacır oldu. Bizim takriben Süleymaniye'de 50 vatandaşımız var idi hacırdaydı. Montreal'de aynı. Maalesef Montreal'den bazı geçti. Ama bizim kelerden gelen var idi, Seymaniye'de var idi, Erbil'de var idi. Haccır oldular. Onlar koymadı. 14 gün süresi bitirirler. Ondan sonra şimdi bizim Bağdat'ta aynı bu şeyler tatbik ettiler. Zaten hüdud bağlandı. Ayın 15'inden yani 3 günde hüdud açık daha ki. Bağlandı. Ayın 15'inden bağlanıp kimse geçmiyor. Kalan İran'da kaldı. Yanında Bahreyn'de, yanında başka devletler neredeyse orada kalırlar. Gelen de olsa yani eğer kaçak gelirse de nasihatimiz özne kendini orada tutsun 14 gün. Kendi evinin içinde ehlatiden
Affedersiniz. Kendi evinin içinde de kendini ayrı tutsun. Kullandığı malzemeleri ayrı tutsun. Ya da 14 gün süresi. O 14 günde bir şey yok sözünde. Ondan sonra döner normal hayatına. Yani 14 gün aslında kısa bir süre değil, yani uzun bir süre gerçekten. Mesela böyle bir insanın tek başına bir yere kapanması 14 gün boyunca, yani tabii ki de sağlık söz konusu yani, ama Şimdi biz söylüyoruz evde de tamam. Yok yok öyle odada koysun kendini kapatsın. Yok mesela evde o mesela ahlakıyla 1 metre mecer koysun. O hariciden gelen haricinde hissedecek bir şey korkulu. Yani onda hani ahlak ev hapsi bu hastalığa maruz olsun. Hani kendi bes özüm maruz olsun. Yani bizim hatta İslam'da söylüyoruz. La darar ve la dirar. Kendi hastadır. Neden babası ya da çocuk ya da eşi ya da nenesi hasta olsun? Yani bir vukayadır bu. ya aslında normal bir grip olduğumuz zaman da bunu yaparız. Mesela bir bardak ayrı tutarız, kaşığı ayrı tutarız. Havlumu Aşırtacak. kimse kullanmasın der insan, hani başkasına geçmesin diye. Geçmezsin. Madem ki bu hastalığın bu kadar da ağır olduğunu biliyorsak, aslında ağır değildi ya. Ağır değil Herkes, şimdi. bütün doktorlar ağır değil diyordu. Ancak ölü sayısı çok oldu. Peki ölü sayısından bahsedecek olursak, şimdi nüfus da etkili bu konuda. İşte Çin'e bakıyoruz, nüfusu çok yüksek. İran'a bakıyoruz, nüfusları gene bizden yüksek. Yüksek. Yani nüfusu olarak yüksek olan ülkelerde tabii ki de ölüm oranları da yüksek oluyor. Bir de Yüksek. yaş itibarı var. Bizde ölüm ne çok. Bizde ne kadar ömürde büyük olduğu zaman onca riski olacaktı. Ne kadar o vatandaşın mesela hastalığı var mesela şeker hastalığı ya da kilyesinde sorun ya da kalbinde sorun var ya da akciğerinde sorun var. Bunlar için bu hatar olacak bu virüs. Yani resmen bir tek de afrasında bu var, kronik bir rabu arasında. Bu virüs girdiği zaman, iltihap ettiği zaman bunun iyi olmağı bir kez zahmet olacak. Ya da renal failure var özünde yani feşek kilevi var özünde. Bu hastalığa tuş olduğu zaman bunun ilacı daha zor olacaktı. Ya da bir tek zıhtı var, kalbi tamam değil ki, ömürde büyük ihtimalle ası zayıftı. Böyle vatandaşlar gerek özüzler, mekat olsunlar. Yani bizim tavsiyemiz bu ömürde olan vatandaşlar sokağa böyle çıkmasınlar. Sadece evde kalsınlar. Kendilerini korusunlar, ailelerini korusunlar. Mesela bu vatandaşımız 70 yaşında çıktı sokakta arkadaşlarıyla oturdu. O bir vatandaş geçti geç var özünde. Bu kaptı dönecek evde de dağıtacak özünde. Yani tavsiyemiz bizim hatta baksanız İtalya'da 2400'e çıkan çok ömürleri 70 daha yukarı. Doğru. Türkiye'de bir gün sabah haberlere bakırdım bir vatandaş ölüp orada 89 yaşında. Yani Çin'de aynen. Bizde Çin'de nişi ölen az oldu. İcraatları çok sarı mıydı? Çok kuvvetliydi. Yani o Wuhan mantıkasın aziyetle kamil. Ne de kimse girdi oraya ne de kimse çıktı. Yani bir daha da gördük sorun yaşadılar polisler, askerler. Wuhan memleketini, vatandaşlarını kimsenin koymadı yazı çıksın. Talimat sarım oldu. Kişi evinde kaldı. O sebeple seyitariyatlar var. Şimdi Çin'in başka ülkelerinde tescil olmaz. Sadece o Wuhan mantıkasındaydı. Ama bizim mesela İtalya bunu yapmadı. İran bunu yapmadı. İspanya bunu yapmadı. Ama en iyi ülke, tedbiri alan en iyi ülke Kore oldu. Güney Kore oldu. Kore Cenubi'ye. Hatta sporcular bile spor salonlarına gittikleri zaman normal bir şekilde sporlarını yapıyorlardı orada. Ama ellerinde işte antrenörlerin ellerinde böyle dezenfekteler, Disinfektan hemen oraları temizliyorlar yani. Şu an Güney Kore çok inanılmaz bir derecede bunun önünü almış durumda ya. Kore Cenubi'ye mütekaddim bir devletti. Her şey kendi yapırı. Bir de bilsen devlete çıktığı amirlere saygı gösterir. İltizam yedir özne. Bizim maalesef Vatandaş da ama ilgileniyor bu konuda, yakından bizim yardımcı oluyor. maalesef vatandaşlar çok ilgilenmiyorlar o şeyden. Çok korkmuyoruz. Şöyle bir virüs yeni olacak. Öyle değil. Yani sen tamam bir virüstü gerek hazarı olacaksan özünden. Hatta kendi o da ve aile o da yani bas kendi değil. Yani sen bir memlekette sen Türkiye nüfusu 1 milyon 600 nüfustu. Ne semadı. Neden bu kadar milleti sen maruz edersen bir virüse yani o kayavu almışsın. Neden? Yani bu hatta bizim karar alınıp da cezalansınlar bu şey. Bu şekil var ise sokağa çıkırsa, iltizam etmişse yasak yani ukuba yesinler. Hatta itibar olsun başka bir vatandaş tekrar etmesin özünü. Evet, Ali Bey, yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik, ancak bir eczacı olarak da, bir Hadi. doktor olarak da, işte operasyon acil bölüm müdürü olarak da, bununla yakından ilgilendiriyorsun, işte kriz masası üyesi olarak da.
Buradan vatandaşlara hangi tavsiyelerde bulunacaksınız? Özellikle de şu süreci nasıl değerlendirmeleri isteyeceksiniz? Tavsiyeniz neler olacak? Bir yandan da işte eczacılara nelerde bulunacaksınız? Sözlerinizi alın. Bizim nasihatimiz vatandaşa kendine iyi baksın, elini pek tutsun, temiz tutsun, sokağa çıkmasın, bol bol su içsin, ağzını gargara yapsın, tuzlu suyundan ya da bir gargara var ise ya da bunu yapsın, kendine iyiydi, meyve yesin, aynı vakitte neye ihtiyacı olduğu zaman telefon açsın 123'e. Bizim orada doktorlarımız var, nasihat edecekler, o yüzden her ne bir sorunlar varsa aynı vakitte el yıkamak da 20 saniye sabunla yeterli diye. Yani şimdi bizim baktık eczanelerde kuhul kalmadı ya da fiyatları düşük oldu, kemama kalmadı, düşük oldu. Bizim bu kemamanı sadece hasta girecek, hasta olan, bir de hastadan teamül eden. Ama başka bir vatandaş kemama girmek daisi yoktu. Bir de alin yıkadığı zaman 20 saniye böyle tamam yakacak, ağzını böyle edeceğiz, tamam iyiydi. Bir de parmakların için böyle edecek, korkasın tırnağın araya ne bir şey giripti. Evet tamam 20 saniye yıkasın, korkmasın. Bizim talimatı, daha sahanın talimatına ya da vizaranın talimatına uygun olsun. İnşallah bu geçer. Bütün vatandaşımıza ve Irak inşallah Allah hılas eder bu vebaten. İnşallah bütün alamı hılas eder bu vebaten. Nence iltizam etsek bu talimata bizim maslahatımızda, vatandaşın maslahatındandı. Peki Ali Bey, şöyle bir soru da geldi aklıma aslında. Şimdi alkoller biliyoruz biz, işte eczanede satılan alkoller. Ama parfümlerde de mesela alkol var. İşte bunun yanında kolonyalar yine alkol olarak kullanılıyor. O da olur. O da parfüm olur. Olarak da kullanabiliriz yani, bir parfüm elimize sıktığımız zaman. O da, o da var, o da var ama o çok parfüm kokusu, bazı vatandaşlar hassasiyet yapar özünde. Şimdi bizim kuhulda kokusu çok azdır. Kolonyada kokusu çok azdır. O da ya da limon kokusudur. O da daha bir kez az etki bizim vatandaşa. Yani sadece elini yıkasın, sabunla 20 saniye o yeterlidi. Islak mendiller. Islak mendiller de olay çok iyiydi. Ama kullandığı ıslak mendili. Öyle yaratmasın. Çöpe atsın özünü. Bizim maalesef görürük vatandaş kullanır ya da yere atır ya da baksan arabadan geçtik zaman atır, pencereni atır yere. Ya bu hazari bir şey değil. Yani kullandığı zaman boşete atsın özünü ya da bir çöp varsa, yakın bir yerde çöpe varsa atsın daha iyi olur. Hatta bunun bizim belediye ekipler kaldığı zaman bunu iyi bir şekilde uzak ederler memleketten. Zaten sadece sağlık için değil yani, görüntü olarak da güzeldi. Yani sen bir şey kullanan atman yerine onu böyle bir çöp kutusunu atsan, böyle bir yere atsan daha iyi olacak. Tavsiyemiz de bu da yerden çıkmıştı. Tokalaşmak kalksın, sarılmak kalksın. Bugün geldiğiniz zaman mesela bizimle farklı tokalaştınız. Öyle, öyle yaptık. Yani şimdi tavsiyemiz bizim vatandaşa, tamam arkadaşın, konşunu, her kimi sen seviyorsan öyle yapıyorsun ya da öyle bir sekten yapken özüne. Bir de bu tavsiye de var, mesela affedersen az kırdığı zaman ya da kiliniz kullansın ya da yok işte öyle yapsın. Eydi. O yapmak çok mühimdi. Hatta etrafındaki olan şeyi var ise ağzında virüs korona dağıtmasın. Sadece burada kalsaydın eve gidince o yakınacaktı. Evet, yani bunlar önemli malumatlar. Tabii ki de bunları her zaman dile getiriyorduk. Siz dile getirdiniz, söylediniz. Bence artık halk bizi izleyen, yani sosyal medyanın da çok etkisi oluyor. Çok istemez. Vatandaş merak ediyor, acaba bunu nasıl yapsam, bunu nasıl etsem. Biz ağırlıklı olarak Kerkük'ten bahsedecek olursak, tabii ki de sizin üzerinize düşen görevler var. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Hepinizi çok mutlu etti. Siz olsun, güvenlik gücü mensupları olsun, sayın vali olsun, çok değerli doktor Kerim Veli olsun, aynı şekilde milletvekili olsun. Yani bu konuyla yakından ilgilenmeniz özellikle vacibimiz de bizim. Üzerimize düşen birinci günden biz diyelim ki başta olsun doktor Kerim Veli ve de başka müdür aksamlar olsun ve biz özelliğinden hap kadrimiz bizim sınıfardaydı birinci aydan. Yani birinci halatımız birinci ayıydı, bir vatandaşa şüpheli oldu. O da iki gün sonra çıktı, hamdolsun bir şey değildi. Şubat'ta değil miydi, özür dilerim de. Yok, birinci ayıydı. İkinci ayın başındaydı, bidayasındaydı. Bir Şubat'ın vatandaş... Şubat'ın ya 24'üydü ya 25'iydi. Çünkü okullar da tatil oldu. Yok Şubat, yok affedersen. Bizim bir vatandaşa şüphe oldu, Çin'den gelmişti. Aha. Türkiye'den kalmıştı, 12 gün sonra Kerkük'e evet, gelmişti. Doğru. Bizim yani birinci ayıydı affedersen. O zamandan bizim tedavirimiz başladı. O zamandan Doktor Kerim bize kriz masası kurdu.
Gettikken evine aynen o vatandaşın aldık. Allah razı olsun. Çok müteavviniydi bizimle. Geldi 2 gün kaldı bizi. 14 gün kapattı. Çıktı. O zaman bizim yani bu şeyleri hazırladık. Allah razı olsun. Diyemem bütün aksamlar, bütün müsteşfiyatlar bize teavun ettiler. Yani bu teavunla biz bu yere ulaştık. Yani bu teavun olmasaydı ihtimal vardı bizde bu virüs yok 7 kişi 70 kişi olmuştu. Peki, çok teşekkür ederiz Biz bizlerle birlikte teşekkür olduğunuz ederim. için. Kolay Davet gelsin olsun. Allah razı diyoruz olsun. işinizde, Sağ olun. görevinizde. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Değerli izleyenlerimiz, böylelikle de Olaylara Bakış programının sonuna gelmiş olduk. Bugün bizlerle birlikte Ali Hasan, eczacı ve aynı zamanda Operasyon ve Acil Bölüm Müdürü ve diğer taraftan da Kerkük Sağlık Dairesi'nde kriz masası üyesi olarak konuğumuz oldu. Ve Kerkük'teki başta olmak üzere Irak geneli ve dünyadaki bu maalesef Covid-19 konusunu tartıştık. Aynı zamanda da işte dışarı çıkma yasağı konusunda ve vatandaşlara bir takım tedbirlerde bulundu. Doktor Ali Hasan Bey. Tekrar yeni bir programda karşınızda olmak dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum ve selam.